Bu kötü gidişatı nasıl yorumlamak lazım? İki mağlubiyetin sebeplerini nasıl açıklamak lazım? Şöyle bir giriş yaparsak neler söylersiniz? Yani... E, Aslında çok konuşacak e, konu var, çok detay var ama... Ben bir kere Erol Bulut'un büyük baskı altında olduğunu düşünüyorum. Yani çok büyük bir baskı altında. Çünkü bütün eleştiriler onun üzerine yapılıyor. Daha önce çalıştırdığı takımlarda da böyle bir şey yaşamadı. Yani bu camia şampiyonluk bekliyor ve bu camiaya bir şampiyonluk sözü verilmiş. Ortada e, geride kalan sezonlarda bir başarısızlık var. E, bütün bunları topladığınız zaman bir de önemli transferler yapılmış. E, şimdi böyle bir takımın hocası olduğunuz zaman da e, bütün eleştiriler size geliyor ve bu baskıdan dolayı da hoca e, zaman zaman ya da işte böyle kritik maçlarda eee istediğini ya da düşündüklerini yapamıyor ya da düşünemiyor. Ve böyle olunca da işte ortaya bu işte hem derbi, arkasından kupada Başakşehir maçı, sonuçta iki tane başı önemli başarısızlık bütün şeyleri taşları bir anda harekete geçiriyor. bakıldığı zaman işte taraftarlar acaba Erol Bulut'la bu iş devam eder mi diye tartışmaya başlıyor ya da bizim e, yapılan transferlerimiz evet rakamsal olarak çok transfer yapıldı. İşte 20, 21, 22 artık ben unuttum kaç tane oyuncu alındıysa. Ama biz bunlardan kaçından faydalanabiliyoruz ya da kaçından aklımızda evet ya bizim aldığımız 21, 22 oyuncudan işte 5 kişi sayabileceğimiz ki ben sayamıyorum. 5 kişi e, çok iyi çıktı. İşte biraz önce Galatasaray'da 10 kuru geldi dedin. İşte Mustara'yı da yeni bir transfer gibi düşünelim. Mustafa Muhammed. Yani baktığın zaman katkıları var. Ama Fenerbahçe'de bu katkı adına bu oyuncular çok sayıda alınan transferlerden istenilen verim neden alınamıyor? Bu da ayrı bir şey. Evet sakatlıklar var işte korona dolayısı koronaya yakalanlar oldu. Ama genel olarak bir şey var. Kimse bugün Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu futboldan yani biz iyi futbol oynuyoruz çok pozisyona giriyoruz ama kaybediyoruz diyecek bir şey olamaz. Yani futbolda çok eleştiriliyor. Oyunu da, girdiği pozisyonlar da, savunması da. Bir tek belki kalecisi işte 6 ay güven veriyor, güven veriyor ve kazandırdığı başlı başına 3-4 işte tane maç var evet. sayabileceğimiz. Ve döndüğümüz zaman da işte Altay diyoruz, Ozan diyoruz, Gustavo diyoruz. Zalai de girdi sanki. Zalai işte şu 2-3 maç, kaç maç oldu bilmiyorum. Evet belki o da yazılabilir. Ama 3 tane en iyi adam geçen sezondan gelen adamlar. Hı hı. Yani Doğru. bu bu sezondan yani şu adam çok iyi, şu adam iyi. gibi Belki Perkas diyebiliriz. O da sakatlandı. Bunun dışındaki diğer oyunculara dair ne söyleyebiliriz? Yani bilmiyorum öyle çok. Sivrilen, işte şey aklımızda yok. kalan yani o bile çok zaman zaman eleştirilen evet goller atıyor. Yani Fenerbahçe'de transferler, teknik kadro ve hocanın baskı altında olması yani kendi baskı derken kendisi bir baskı altında ve bu baskıyı da şu anda kaldıramıyor. Şimdi Erol Bulut'a yönelen eleştirileri ayrıca daha detaylı konuşmak istiyorum ama burada özellikle oyuncu grubundan biraz bahsedersek Serkan Korkmaz acaba e, oyuncular özelinde değerlendirilmesi gereken bir durum mu yoksa yine bir kadro mühendisliği sıkıntısından mı bahsetmek lazım Fenerbahçe? Tabii şöyle ben Fenerbahçe ile ilgili doğru cümlenin şu olduğu kanaatindeyim. E, Fenerbahçe'de gidişat kötü değil. Fenerbahçe'de futbol kötü. Oyun kötü. Yoksa işte hepsi 48 48 48 puanda. Ha öyle şimdi aynı hizada 3 araba bir kare fotoğraf görsek yan yanalar ee, aslında en sondaki duruyor olabilir. Ortadaki geri geri gide gidiyor olabilir. En bu taraftaki ileriye doğru gidiyor olabilir. Biz hepsini aynı hizada görüyoruzdur tek bir karede. Şimdi şu anda tek bir kareden bakalım. Üçü de 48. Hatta biraz arkada 42 puanlı Trabzon, Trabzon var. var evet. Fenerbahçe taraftarının ya da futbol kamuoyunun Fenerbahçe'ye dair eleştirisinin sebebi şu. Futbol kötü. Yani endişe bundan kaynaklanıyor. Ama ben biraz abartılı buluyorum. Bakın çok samimi hislerimle konuşuyorum. Hı hı. Gustavo ve Pelkas yok ya takımda. Kadro mühendisine gelelim. Yahu 23, 20 küsür transfer yapıyorsun. Gustavo ile Pelkas'a mı mahkumsun? Şimdi kadro mühendisliği sıkıntılı. Ama yani şunu da kabul edelim. Galatasaray'dan düşünsenize siz 4-5 maç Taylandla Onyekuru'nun Olmadığını. Murat? Yani, yani biraz da şartları da göz önüne almak bir, lazım. Birkaç oyuncu üzerine şey olmaları doğru bir evet, şey değil. Evet işte o kadro mühendisliği sıkıntısı. Galatasaray'da bariz zaten orta saha rotasyonunda sıkıntı oldu. Bunu Fatih Terim de kabul ediyor. Yönetim de kabul ediyor. İşte İrfan Can da sonuçta ama Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. Fenerbahçe'de en vayi çeşit orta saha var. Evet. Envai farklı kalibrede orta saha var. Envai milletten orta saha var. Ama Gustavo. Ya yani şimdi burada tabii ki bir kadro mühendisliği sıkıntısı dikkat çekiyor. Envai çeşit orta saha çeşitliliğinde golcüye bakıyorsun. Hani Tiam da dahil olmak üzere Fenerbahçe golcüsü yok. Bak Fenerbahçe golcüsü diye bir şey vardır hayatta. Fenerbahçe kalecisi, Galatasaray kalecisi, Galatasaray golcüsü, hı hı. Böyle kavramlar var. Yani bir tane böyle Fenerbahçe golcüsü gibi Fenerbahçe golcüsü yok. E, Gustavo'nun alternatifi yok. Elbette ki Murat'ın orada sorduğu soru e, doğru. Kadro mühendisinde sıkıntı var. Ama yani öyle yeri göğü ayağa kaldıracak, yerden yere Erol Bulut'u vuracak falan bir sıkıntı da ben göremiyorum açıkçası. Çok abartılı buluyorum yaşananları. Ha şunu diyebilir insanlar. En başından beri, şu cümleyi söyleyenler var. Erol Bulut Fenerbahçe'nin ağırlığını kaldıramaz. Evet, bu Yo, saygı tarzını... duyarım. Bak, saygı duyuyorum. Ama Erol Bulut'un bu kadar hunharca eleştirileceği kadar bir pozisyon da yok bence ortada. Yani Tabii bu kadar halde yani eleştirildiği nokta aslında bu kadar alternatifli bir kadroda doğru tercihleri bir şekilde e, yapıp o kadar doğru alternatifli oyunu... bir kadro yok elinde. Golcü yok bence adamın elinde. Bu bir hepsini kendi aldırdıysa bütün orta sahaları, bütün golcüleri. Ha, o zaman şunu deriz. Erol Hoca sen de yanlış adamlar istedin ya. Yanlış adamlar aldırdın. Ama acaba Erol Hoca'nın inisiyatifiyle mi alındı bu oyuncular? Bu kadar oyuncu. Bir kere hani futbol aklı futbol aklı. Fenerbahçe'nin futbol aklı Ali Koç ilk başkanlığına geldiğinde Komolli'ydi. Değil mi? Evet. Şu anki kim abi? Fenerbahçe'nin futbol aklı kim? sportif direktör. Emre Belezoğlu mu? Ali Koç mu? Erol Bulut mu? Erol Bulut mu? Emre Belezoğlu mu? Ali Koç mu? Bir yoğun da bir böyle eski Fenerbahçeli futbolcu öbeği var orada. Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Mehmet Orelio. Nasıl yani? Herkes mi teknik direktör ya, diyorsun? Bir dakika şimdi. Ben bir dakika şunu sormak istiyorum. Şimdi ben o sahi Samuel'im. İlk kez bir ülkeye geliyorum kültürünü bilmediğim, futbol kültürünü bilmediğim, yaşam kültürünü bilmediğim, hani önemli de bir oyuncuyum, adadan geliyorum. Hani şöyle de sıcakkanlıyım da iletişim de kurmak istiyorum. Ama şöyle bir hiyerarşi de görmek istiyorum tamam mı? Sonuçta profesyonel bir yere gelmişim. Yani milyonlarca euro dönüyor etrafta. Yani o sayısına kusura bakmasın. Onun üzerinde kişiselleştiriyorum Hı. konuyu. Diyorum ki ben buraya geldim kimlerle iyi geçinmeliyim? Tamam kulüp başkanı. Emre Belezoğlu. Bunu düşünüyor mu sence? Bir dakika dur. Ya affedersin.